Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumları cevaplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlerden gelen diğer bir yorumda nasıl ders çalışılmaz şeklinde. Yani Meryem Gül demiş ki hocam ben çalışıp niye yapamıyorum? Ya da Altan Emin derslerden ne yaparsak verim alırız? Bununla ilgili video atar mısınız demiş. Bu ve buna benzer birçok yoruma baktığımızda ders çalışma stillerini öğrenmek istediğiniz gibi nasıl ders çalışılmaması gerektiğini de merak ettiğinizi anladık ve bizler de sizler için güzel bir video hazırladık. Bu videonun sonunda nasıl ders çalışılmaz, yani esasında nasıl ders çalışılır bunu öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Öncelikle havasız ortamda ders çalışılmaz arkadaşlar. Çünkü bizler günde belki 3 kere yemek yiyoruz. Belki 10 defa 20 defa su içiyoruz ama binlerce kez nefes alıp veriyoruz. Dolayısıyla bizim en temel enerji kaynağımız nefes alıp vermek. Dolayısıyla biz eğer bunu kaliteli bir şekilde yapmıyorsak, havasız bir ortamdaysak beynimize kan gitmiyor ve okuduklarımızı anlayamıyoruz ya da uykusuz kalıyoruz ve uyuklamaya başlıyoruz. Dolayısıyla mutlaka ders çalışacağımız ortamın havalandırılmış olması gerekiyor ve bu şekilde dağınık olmaması gerekiyor. Telefonla ilgilenerek ders çalışılmaz arkadaşlar. Tabii ki cep telefonumuzda bizim için faydalı çok şey var ama faydasız, zararlı, bizi oyalayan, bizim vaktimizi çalan çok fazla şey de var. Dolayısıyla nasıl okul yazılısına girdiğimizde ya da üniversite sınavına girdiğimizde ya da herhangi bir böyle ciddi sınava girdiğimizde yanımıza cep telefonunu nasıl alamıyorsak ders çalışırken de bunun provasını yapmalıyız. Asla yanımıza cep telefonuyla ders çalışmamalıyız. Yani yanınıza cep telefonu varken bir saat çalışmak yerine cep telefonu olmadan 40 dakika çalışın, çok daha faydalı arkadaşlar. Çünkü o telefonun varlığı bile aklınızı alıyor. Mesela ben şu anda videoyu çekerken telefonumu hep ters çeviriyorum. Niye? Çünkü orada bir şey gelecek mi? Geldi mi? Bir cevap geldi mi? Acaba biri mesaj attı mı? Bir toplantıya çağıracaklar mı? Hiç bunu görmek istemiyorum. Kapatıyorum telefonu ve sadece videoya konsantre olmaya çalışıyorum. Sizler de telefonu kapatmak yerine tamamen odanın dışına çıkarmanız çok daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Yatarak çalışılmaz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hocam yani ben yatarak çalışmayı çok seviyorum diyor. Bilhassa sözel dersleri çalışan ya da sözele benzeyen biyoloji gibi okumaya dayalı, ezbere dayalı dersleri çalışan arkadaşlar yatarak da halledebiliyorum diyor. Bu doğru değil arkadaşlar. Yatarak çalıştığımız zaman vücudumuzun oturuş stili kanın beyne gitmesini engelleyebiliyor. Ya daha doğrusu verimli gitmesini engelleyebiliyor. Bu durumda da yatarak en güzel yapılan şey uykudur arkadaşlar. Dolayısıyla uyumak istemiyorsak lütfen yataktan kalkalım ve masanın başına oturup güzelce ders çalışalım arkadaşlar. Uykuluyken çalışılmaz dedik, çok önemli. Gün içerisinde biliyorsunuz ki 24 saat var. Bu 24 saatin örnek veriyorum işte 7-8 saatini uyuduğunuzu düşünelim. Gece yattınız ve sabahleyin de kalktınız. Burası gün içerisinde 24 saatin belli bir kısmı uyuduğunuz bir alan olsun. Şimdi sabahleyin okula giderken tabii ki uykunuzu aldığınız için birazcık enerjiniz iyi oluyor. Geç yattıysanız enerjinizi alamamış oluyorsunuz. Gün içerisinde yorulup şu aralarda yani derse başlamadan önce minik bir kestirme yapmak, 45 dakikalık, 1 saatlik, uyumasanız bile gözlerinizi kapatmak size yepyeni bir gün kazandırıyor. Yani bir uzun bir uykumuz var geceleyin. Bir de kısa bir uyku, gündüz, öğlen olabilir ya da akşam vakti olabilir. Yani kısa bir uyku, böyle bir şekerleme diyorlar buna. Güzel bir uyku esasında bize yeni bir gün kazandırıyor. Uykusuz bir şekilde ders çalıştığımızda da yine verim alamıyoruz. Ama arkadaşlar yatmadan önce, bakın bu çok önemli. Yatmadan önce yani tam uykunuz geldi yatmadan önce tekrar yapılabilir arkadaşlar. Tekrar yapılabilir. Bu ne demek? Yani şimdi geldiniz, dinlendiniz. Sonrasında derse oturdunuz. Notlarınızı çıkardınız. Sorularınızı çözdünüz. Artık en son yatacaksınız. Artık uykunuz geldi. İşte bu uyku sırasında telefona bakmadan, yani en son Instagram'la kapatmadan, en son WhatsApp'la, en son arkadaşlarınızla konuşup kapatmadan, en son öğrendiklerinizi tekrar edip uyursanız onlar gece boyunca zihninizde kalıyor, hafızanızda kalıyor. Sabah uyandığınızda beyniniz onları çoktan hafızasına almış oluyor. Gürültülü ortamda ders çalışılmaz. Yani böyle müziğin olduğu ya da işte kardeşinizin veyahut da annenizin babanızın sesini duyduğunuz, içeriden televizyondaki dizinin sesinin geldiği bir ortamda ders çalışılmaz. Sınavlarda dikkat etseniz gürültüsüz bir ortam ayarlamaya çalışıyorlar. Tabii ki kontrol edemeyeceğiniz gürültülere karşı hazırlıklı olacaksınız. Yani dışarıdan geçen bir ambulans sesi, bir araba sesini hiçbir zaman durduramazsınız. O zaman onlar olacak, o sesler olmalı ama eğer odanızda bir müzik seti varsa onu kapatabilirsiniz. Odanıza dışarıdan bir televizyonun dizisinin sesi geliyorsa onu kapatabilirsiniz. Ya da kardeşiniz odaya girip konuşuyorsa, sohbet ediyorsa ona lütfen izin verir misin, ben ders çalışıyorum diyebilirsiniz. Kontrol edebildiğiniz gürültüleri durdurun arkadaşlar. Şu da var. İlk başta verimli bir şekilde, örnek veriyorum sayısal dersleri çalışırken, fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri, matematik gibi dersleri çalışırken sessiz bir ortamda çalışıp sonlara doğru hiç ders çalışmamaktansa güzel bir müzikle de sözel dersleri çalışabilirsiniz. Hatta ve hatta hocam ben müzikle çok iyi anlıyorum. Güzel bir müzikle böyle hani böyle dikkati dağıtan, sizi hemen böyle duygusallığa sürükleyen of of diyeceğiniz şarkılar değil de böyle sizi dinlendiren, ders çalışmayı sevk eden şarkılar dinleyerek de ders çalışabilirsiniz. Ama şu çok önemli. Sınavdan önce buna benzer bir çalışma riskli olabilir. Çünkü sınavlarda, bilhassa üniversite sınavlarında öyle istediğiniz müziği çalmıyorlar. O yüzden kendinize her zaman sessize odaklamak daha iyi. Ama ben müzikle iyi çalışıyorum diyen arkadaşlara da başarılar diliyoruz. O şekilde de çalışılabilir. Plansız ders çalışılmaz arkadaşlar. Çünkü planınız yoksa eyvah bugün ne çalışacağım, neyi bitireceğim, neyi çalışmalıyım, bir sürü sınavım vardı. Dikkatiniz dağılır. Ama bugün yapacaklarınızı bir kağıda yazdığınız zaman işte 1, şu kadar soru çözeceğim matematikten, 2, Türkçeden şunu yapacağım, 3, işte fizikten ya da tarih, coğrafya, felsefeden fark etmez. Bunları yapacağım deyip bunları listeledikten sonra bitirdikçe yanına tik atmanız. Bunu yaptım, hop bitti. Bunu daha yapmadım, bunu yaptım, bitti. Bak bir tek bu kalmış. Bunu da yaparsam bugünkü planımı tamamlıyorum diyebilmeniz çok çok önemlidir. Dolayısıyla plan yapmak derslerin daha kolay ve daha güzel olmasını sağlar. Mesela ben bugün yapacaklarımı telefonumdaki bir yere yazdım. Bunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap. Bir baktım ki yapacağım şey sadece 7 taneymiş. 7 tane şey yaptığım zaman bugünüm artık bana kalıyor. Dolayısıyla bu 7 şeyi yazmasam of bir sürü işim var, neler neler yapacağım demek zorunda kalıyorum. Sizler de baktığınız zaman bir sürü dersiniz var. İşte tarih, coğrafya, işte edebiyat, matematik, fizik, kimya, biyoloji. Düşün bir sürü işimiz var. Ama esasında o gün yapacaklarınız hepsi değil ki. Hepsini bir anda bitirmeyeceksiniz ki. O gün yapacaklarınızı, tekrarlarınızı planladığınız zaman, ödevlerinizi yazdığınız zaman pıt pıt hepsi biter. Hepsini de böyle bitirebilirsiniz. Hatta şöyle karalayabilirsiniz bitirdikçe. Bu da sizin motivasyonunuzu sağlayacaktır arkadaşlar. Buraya başka işlerinizi yazabilirsiniz. Yani şunu da yap, şunu da yap diyebilirsiniz arkadaşlar. Çalışma sisteminizde konu çalışma, not çıkarma ve soru çözme çok önemli bir yer ediniyor. Biliyorsunuz ki konuları çalışmamız gerekiyor. Yani konu anlatımını çalışmamız gerekiyor. Sonra bu konuları çalışırken notlar çıkarmamız gerekiyor. Ve bu çıkardığımız notlarla alakalı sorular çözmemiz gerekiyor. Bizler klasik bir yöntem vardır. Hepimiz biliriz. Ne yaparız? İşte hocamızın bize verdiği defteri ya da işte konu altında kitaplarımızdaki bilgileri yazarız. Ardından onlarla alakalı notlar çıkarırız. Sonra da sorular çözeriz. Soruları çözerken de konu altında kitabımız, örnek veriyorum diyelim ki şu konu altında bir kitap olsun. Burada konu altında kitabın arasında burada mıydı, burada mıydı diye ararız. İşte bilgi aklımıza kalacağı zaman ya kitabın bu sayfasında kalır ya da kitabın bu sayfasında kalır. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey var ki bilim insanları çalışma yöntemlerinde şuna karar vermişler. İnsan hafızası bilgiyi sürekli aynı yerde gördüğü zaman, onunla alakalı hikaye kuramıyor. Yani şunu demek istiyorum. Sizler okula gidiyorsunuz. Şurası okul binası olsun. Okul binası farklı bir yerde ama çalıştığınız ortam yine aynı. Bir sırada ve bir sandalyede oturuyorsunuz. Eve gidiyorsunuz, farklı bir bina ama yine bir masa ve yine bir sandalyede çalışıyorsunuz. Kütüphaneye gidiyorsunuz, yine bir masa, yine bir sandalye. İşte kursa gidiyorsunuz veyahut da işte herhangi bir arkadaşınızın evinde ders çalışma ya da etüt merkezine, yine bir sandalye, yine bir masa. Sürekli aynı ortamda bilgilerle karşılaşıyorsunuz. Yani bir masa etrafında, bir sandalye başında. Ve bilgileri de az önce söylediğim gibi hep aynı sayfalarda. Ya kitabın bu sayfasında ya da bu sayfasında görüyorsunuz. Sayfayı çeviriyorum, yine bura, yine bura. Yani bir şeyi hatırlamaya çalışırken çağrışım gücü iyice azalıyor. Mesela ben şu anda size bir bilgi öğretsem, şu anda size bir şey söylesem, desem ki işte kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisini çok zor duruma düşürmüştü ve uzun mücadeleler sonrasında Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırıldı desem, bu bilgiyi unutma ihtimaliniz artık çok az. Niye? Çünkü bu durup dururken bir anda duyduğunuz bir bilgi ve ders çalışırken sıradan bir ortamda gördüğünüz bir bilgi değil ve bunu bir kez daha gördüğünüz zaman he ya bunu hoca da söylemişti ya Lozan'la kalkmış kapitülasyonlar diye zihninize artık bu olay hikaye ediliyor, canlanıyor. Dolayısıyla bilim insanları diyorlar ki hani biz televizyonda gördüğümüz birçok futbolcunun adını oturup deftere yazmadığımız halde, okulda, sınıfta, sırada, kütüphanede yazmadığımız halde aklımıza kalıyor. Ya da dizi oyuncuların isimleri, böyle sanatçıların isimleri aklımıza kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunları elimize, defterimize, kağıda yazmadığımız halde niye aklımıza kalıyor? Farklı farklı yerlerde karşılaşıyoruz. İşte tam da bu yöntemle alakalı sizlere çok güzel bir haberimiz var arkadaşlar. Bizler de tabii ki öğretmen olarak doğmadık. Öğrenciydik zamanında ve öğrenciyken bizler de yani of bu kadar şeyi nasıl aklımızda tutacağız? Hele hele çok iyi bir üniversiteye girmek istiyorduk, çok ciddi çalışıyorduk. Bu kadar bilgi aklımıza nasıl tutacağız diye endişeliydik. Sonrasında bu yöntemi hocalarımızın tavsiyeleriyle biz de keşfettik. Yöntem şu, sınava girerken sanki kopya çekmenize izin vereceklermiş gibi kopya hazırlıyorsunuz. Haritalar hazırlıyorsunuz ama sınavda bunları kullanmanıza gerek bile kalmıyor. Çünkü hepsi aklınıza kalıyor. Mesela 9. sınıfta bizim akıl haritalarımız, 1. dönem akıl haritalarımız gerçekten bu tarz öğrenme için efsane bir yöntem sunuyor sana. Şöyle ki açalım şöyle. Burada toplam 12 tane posterimiz var. Bu 12 tane poster matematik, fizik, biyoloji, kimya, coğrafya ve tarih adına bilmen gereken her şeyi barındırıyor. Mesela şöyle bir tanesini açalım bakalım ne çıkacak içinden. Şöyle yavaş açmaya çalışıyorum. Evet, dikkatli olmamız lazım. Evet, ilk posterimiz matematik dersinden 9. sınıf 1. dönem 1. poster. Demek ki 2 tane poster var. Burada matematikte mesela mantık konusu. Çok mantıksız değil mi? Çok fazla bilgi içeriyor, çok fazla formül içeriyor. Hiç korkmanıza gerek yok. Burada önermeleri, bileşik önermeyi, işte elektrik devrelerini veyahut da tanımsız terimleri, aynı zamanda alt kümelerdeki alt küme, eşit küme, birleşim, kesim, bunların hepsini böyle formüller şeklinde, görselli bir şekilde buraya yazıyoruz. Sonra siz bunu duvarınıza asıyorsunuz. Bunlarla alakalı sorular çözerken bunların her biri hafızanızda kalıyor. Başka bir haritaya bakalım. Buradan başka bir şey seçmek istiyorum izin verirseniz arkadaşlar. Bakalım ne gelecek, gerçekten heyecan dolu dakikalar. Şöyle alıyorum. Yavaşça. O bayağı bir şey geldi bu sefer. Sadece bir tane değil, birden fazla gelecek gibi çektim. Bakalım. Oo, coğrafya geldi. Hemen coğrafyayı açıyorum. Bakalım coğrafyada ne varmış? Evet. Biliyorsunuz ki 9. sınıf coğrafya, TYT coğrafyanın da aynı zamanda yarısı. Doğa ve insan, dünyanın şekli ve sonuçları, paralel ve meridyenler, günlük hareket, yıllık eksen eğikliği, özel tarihler. Bunları siz şimdiden duvarlarınıza asarak veya bunları yanınıza gezdirerek hem 9. sınıf sınavlarınıza hem de üniversite sınavına yönelik süper bir hareket yapmış oluyorsunuz. Adım atmış oluyorsunuz. Bunlar aynısı üniversite sınavında işinize yarayacak. O yüzden sakın bu haritaları da kaybetmeyin arkadaşlar. Bütün bunları açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç kapısından ulaşabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar. Görüşmek üzere arkadaşlar.